Herkese merhabalar. Bugün bize bir bilgi geldi. Şimdi cep telefonu operatöründen telefon alıyorsunuz taksitle. Oradaki kredinizi kullanıyorsunuz. Orada bir takım biliyorsunuz puanlarınız var kullanabileceğiniz, ona göre alabileceğiniz cep telefonları var. Her telefonu alamıyorsunuz mesela operatörden falan filan. Neyse aldınız. Sonra bunu diyelim ki mesela 5 bin telefon aldınız. Bunu 4 bin liraya ikinci eline satıp oradaki kredinizi nakite çevirebiliyorsunuz. Biz Türk insanının kafası böyle pratik çalışıyor. Yeni bir düzenleme gelmiş. Berk, sende böyle bir şey var mı? Sen hiç telefon aldın mı daha önce böyle? Aldım, evet. Tamam, şimdi o telefonu satamıyorsun. Hiç. Yok. Mesela paraya sıkıştın. Ellik telefon kalacak öyle. Taksitin bitinceye kadar satamıyorsun abi. Taksitin bitinceye kadar? Evet. Yani şöyle... Şey yapıyorlardı. Alıp, atıyorum 2 gün sonra mı satıyorlardı? Evet, evet. Anında paraya çeviriyor, nakde çeviriyor hala. He. Yani... Evet. Bilmem kaç yıl boyunca atıyorum ödeyecek adama 5000 lirayı ama arada zaten 4000 lira pıt diye cebine gidiyor adamın. Orada hop öbür borcunu kapatıyor. Ha, ama şimdi hikaye şu olacak işte abi. Sen sattın diyelim. Okey gene sattın. Hani el alttan sattın. Kim bilecek? Kaçak olarak sattın abi. Faturası sana gelecek ama adamın konuşmaları. Mantıklı. Mesela paketi açtın diyelim ki orada yaptığın anlaşmanın. Böyle yani böyle tanımadığın bir adama gitti. Herif her gün atıyorum bilmem neyinden Avustralya'yla konuşuyor. Oradaki yengeliğinden falan sohbet ediyor. Faturası sana gelecek. Olmuyor yani. Ama sen kalkıp şey yapıyorsun. Diyorsun ki operatöre abi ben ödüyorum pat diye kapatıyorum. O zaman ok içine atlıyor. Evet. Yani operatör olan borcu bitene kadar ikinci satışı yok. Evet. Operatöre olan borcunuz bitinceye kadar ikinci satışınızı yapmamanızı tavsiye ederim. Yani gene yapabilirsiniz ama yasal olarak yapamazsınız bunu. Faturayla devredemezsiniz birisine, satamazsınız. Halen artık o iş bitti. Torba yasa da çıkmış böyle torba şeklinde. Demişler ki artık bunu yapamazsınız sayın vatandaşlarımız. Hikaye bu. Yani bir nakit yolu daha böylelikle bir bizim insanımızın kullandığı akılcı diyelim, pratik diyelim. Şam kurnazlığı. Kurnazlık artık ne dersen. Acil nakde çevirme hikayesi de böyle de kapanmış oldu. Bakalım bundan sonra insanımız bununla ilgili nasıl bir yol bulacak. Daha önce hatırlıyorsan şey vardı, cep telefonu alamıyordun mesela. Ne olmuştu? Taksit alamıyordun. Bankadan kredi çekiyordu falan. Evet. Anında yapıyordu falan. Gene işte bir yöntem bakalım belki bulunur. Neyse durum bu yani. Bakalım sonraki videolarımızda hangi konuyla karşınıza geleceğiz. Görüşmek üzere.